Ferhan'ın kaderi için önemli oylama onay aldı. Yeni CEO açıklama yaptı. Adı altındaki bu haberi şöyle bir değerlendireceğiz ve üzerine konuşacağız. Aynı zamanda Terra coinlerinden bahsedeceğiz. Bu şekilde bir haber var. Terra'nın arkasındaki kripto para geliştirici ekibi olan Terraform Labs, 4790 sayılı önerinin büyük bir topluluk desteğiyle başarıyla kabul edildiğini açıkladı. Bu arada Terra Classic'te de yakın zaman içinde yine öneriler vardı biliyorsunuz. Terra Classic ağında da oylanan bu kara listeye alınmanın kalkması önerisi hakimdi. Ve bu noktada halen daha şey olmadı yani halen daha kesin olarak bir sonuçlanmadı. Zaten iki parti bir öneriden geçecek. Ama çok büyük bir ihtimalle kara listeye alınma kalkıyor. Bu noktada Lunge hala zayıf, onu söylemek gerekecektir. Saatlikte hafif hareketli ortalama 6. Zaten düz 6 pozisyonlarına kadar geri çekilebilir. Bu da normaldir 6'lara kadar düşüşler yaşaması. Daha doğrusu Lunge'un normalinde yani şu anki etapta. Yoksa şu an herhangi bir altcoin'in tutup da bu kadar bir düzeltme yapması çok normal bir iş değil. Ama Lunge'un 4 saatlikteki EMA50 pozisyonlarına kadar mevcut süreçte bir geri çekilme ihtimalinin bulunduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Bu şekilde bir durum var. Her zaman söylüyorum Terra coin'lerinin alımını pek önermiyorum. Yani shitcoin gözüyle bakarsanız daha iyi shitcoin'ler var. Büyük bir proje gözüyle, sermaye ayırma gözüyle bakarsanız zaten gözünüz çıkar ama öneri TFL'in kaynaklarından ve uzmanlığından yararlanarak Terra ekosistemini güçlendirme planlarının ana hatlarını çiziyor. TFL'in açıklamasına göre ekosistemin büyümesini desteklemek için topluluk ortaklarıyla işbirliği içinde Luna dışı sermayeyi dağıtma fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Şirket Ocak 2025'e kadar Terra uygulamaları tarafından toplanan ücretlerin %50'sini karşılayarak ekosistem ekiplerinin zincir üzerinde elde ettikleri ücretlerinin %75'ini kazanmalarını sağlayacak. Şu an fark ettiyseniz pek çok farklı tarafta benzer çalışmalar var. Projelerin yönetilmesi ve finanse edilmesi noktasında yakın zamanda Floki, aynı zamanda Pip gibi taraflar da benzer işler duyurmuşlardı. Bu tabi genel olarak boğa hazırlığı dediğimiz yani boğa süreci içerisinde doğru finanse edilmesi ve projenin düzgün değerlendirilebilmesi amacıyla bu tarz çalışmalar yapılıyor. Terraform Labs CEO'su Chris Amani, UST'nin çöküşü nedeniyle Terra kurucularının karşılaştığı kendi özgü zorlukları hatırlattı. Amani, Terra'nın başarısına Terra'da kalan ve faydalı ürünler geliştiren kurucuların da katılması gerektiğini söyledi diyor. Bugün Solana ile alakalı da benzer bir durumdan bahsettik. Yani Solana da geliştiricilik faaliyetleri, finansman ve benzeri gibi olaylardan kaynaklı olarak biliyorsunuz ki bir takım yeni yol haritası duyurusu gerçekleştirdi. Ya bu da aşağı yukarı buna benziyor diyebiliriz. Fakat ikisinin arasında bir fark var. Solana'da gerçekten geliştiricilik faaliyetleri var ama Terra'da yok. Her zaman söylüyorum, Terra'nın ve Terra Classic'in ilerleyişi geliştiricilik faaliyeti falan hikaye. Kimse gelip de Terra'da, Terra Classic'te rica minnet haricinde ya da kendi oluşumları haricinde geliştirme meliştirme yapmaz. Shibarium'da öyle mesela. Kim Shibarium için dep üretecek. Niye üretsin adam? Neden? Poligon varken mesela. Niye üretsin? Yani Ethereum varken. Neden? Amani ayrıca topluluk için faydalı eğlenceli ürünler oluşturmak ve rekabette öne geçmek için agresif yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Amani, tüm bunların topluluk havuzu aracılığıyla finanse edilebilmesinin başarılı olmayacağını söyledi. TFL'in bu sorunu çözebileceğini ancak bunun için topluluğun desteğine ihtiyaç olduğunu öne sürdü. Ya hangi topluluktan bahsediliyor?
dağıtacağız diye kandırdığınız topluluktan mı bahsediliyor burada? Adamlar dediler ki ya airdrop dağıtacağız. Terra çöküşünden mağdur olanlara onu bile dağıtmadılar. Yani airdroplar bile gönderilmedi. O yüzden ne için hala çabalanıyor, ne için bunlar yapılıyor hiç anlam veremiyorum. Gittiler yeni bir blok zinciri Terra. Terra ne? Çöp Terra, çöp. Hiçbir işe yaramayan bir şey. Yani meme coinlerin bile önü gelecekte Terra'dan daha açık. Çok daha açık hem de. Yani önce insanları tazmin edecekleri yerde böyle enteresan işler yapıyorlar. Böyle sürekli kendi çırpınıyorlar ama boğuluyorlar yani sürekli. Hem Terra hem de Terra Classic. 4.790 sayılı önerinin kabul edilmesiyle birlikte TFL toplu havuzundan 150 milyon luna talep ediyor. Ve bu miktar aşağıdaki şekilde tahsis edilecek. 100 milyon luna TFL hazinesi için. 25 milyon luna stratejik ortaklıklar ve ekosistem proje teşvikleri için. 25 milyon luna likidite fonu için. TFL'in luna dışı hazinesiyle eşleştirilecek ve uygun bir şekilde kullanılacak. Öneri 4 bölüm halinde uygulanacak. Önerinin topluluk tartışması için Agora'da yayımlanması. Vesting akıllı sözleşmesine gönderilmek üzere 150 milyon luna için zincir üzerinde teklif yayımlanması, 25 milyon luna likidite fonu için kullanılabilir hale getirilecek ve geri kalanı vesting şartlarına tabi olacak diyor. Yani söylenebilecek aslında çok fazla bir şey yok. Hani ne diyebiliriz ki? Yani Luna, Launch, USDC. Yani kimse sallamıyor bile artık. Çünkü çok ciddi şekilde geri çekildiler. Bu geri çekilmenin temelinde güvensizlik, ekosistem üzerinde inşaat olmaması, yatırımcının tutmaya değer bulmaması gibi pek çok şey var. Ya yani bu tarz önerileri de niye yapıyorlar çok anlamıyorum. Ya niye yaptıkları belli de size oturmaz yani sizin üstünüze oturmaz o gömlek. Topluluk havuzunun Ocak 2025'e kadar kitlenmesine yönelik zincir içi teklifin yayımlanması. Ücret paylaşım modülü uygulamak için zincir üzerinde teklif yayımlanması diyor. Evet. Durumlar bu şekilde. Şu an Terra coinleri de piyasadaki son yükselişlere rağmen kısmen sessizler diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.